Hoş geldiniz. Bugün biraz zor çekim yapıyoruz. Neden derseniz sebebi hepimiz için aynı. Dün sabah saat 6'da Los Angeles saatiyle sabah 6'da sosyal medyadan haberleri duyduğumuzdan beri açıkçası sizin kadar, inanın sizin kadar bir de uzakta olmanın verdiği gurbetlik hissiyle diyelim. Çok 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 üzüldük. İzmir'de bütün sevdiklerini kaybedenlerin başı sağ olsun. Eğer İzmir'den bizi seyredenler varsa öncelikle İzmir'e sonra bütün Türkiye'ye geçmiş olsun demek istiyoruz. 99'da da aynısını yaşadık. Tesadüfen depremi depremden birkaç dakika sonra haber geldi. Tabii buradan düşünün 99 dediğimiz yani 11 sene öncesi Sosyal medya bu şekilde yaygın değil. 20. 99. 20 senedir. Zaten matematiğim iyi değildi. Ama seneleri düşünmeden. Of. Anlayacağınız ailelerimize zar zor ulaştık. Onların günlerce nerelerde olduğunu aradık falan filan. depremin içinde yaşamak çok zor. Bize deprem kuşağında yaşıyoruz bu arada. Dünyanın en büyük deprem kuşaklarından birindeyiz ve açıkçası fazla alışığız. Gün içinde sürekli sallanıyoruz ama her neyse konuyu daha uzatmadan hoş geldiniz. Tekrar 9.740, 50 gibi. 9.750 kişi olduk. Reklamsız, tamamen organik şekilde. Ee, ve gerçekten takip eden insanlarla, gerçek katılımcılarla, gerçekten ketojenik beslenen insanlarla, bu elbette e, subscription sayımız, abone sayımız, videoları çok daha fazla seyreden insan da oluyor. Çok 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 teşekkür ederiz. Ee, bizim için tabii bir milat, 10 bin olduğu zaman da ufak bir jest yapmak istedik, teşekkür jesti biz kimin 11. üye olabileceğini görüyoruz tabii ki kanalın e, arka planında kendisine eğer ketojenik beslenmeye henüz başlamadıysa, öğrenmek için geldiyse, katıldıysa kanala e, iki 2 saat ücretsiz keto danışmanlık e, hediye ediyoruz. Hediye ediyoruz. Bakalım kim olacak? Bilmiyoruz. Ama görüntülü karşı karşıya Los Angeles'la dünyanın neresinden çıkarsa o çok şanslı insan. Onunla oturup karşılıklı sohbet edeceğiz, kahve içeceğiz. Bir, de bir yıl oldu, tam bir yıl oldu. Oo, bugün birinci yılımız. Bir senede 10 bin kişi. Çok güzel. Ee, baştan da biliyorsunuz zaten sıfır bir nasıl diyeyim maddi amaçla veya meşhur olma şeyiyle yola çıktık. Ee, ama İnanılmaz derecede tatmin edici sonuçlar aldık. Herhalde gelen duaları ve iyi dilekleri yan yana koysam ölümsüz falan olmamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Uzun bir girizgah oldu özür dilerim ama e, konumuz kısa. Keto'da, ketojenik beslenmede çok yaygınca duyduğumuz şikayetleri kısaca anlatacağım. E ee, bu yememek üzerine fiziksel olarak hissedilen şikayetler, kaşıntı olsun, kabızlık olsun, ishal olsun vesaire. E, bunlara cevap vermeye çalışacağım. Çünkü bu soruların sonu gelmiyor. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum kısaca. Bugün hangi beslenme düzeninden diğer hangi beslenme düzenine geçerseniz geçin, yediklerinizi, alışık olduklarınızı değiştirdiğiniz zaman vücudunuzun buna tepki vermemesini imkan ve ihtimal yok. Yani Alaska'da yaşayan bir insansanız, ana besin kaynağınız hayvansal etler ve hayvansal yağlarsa, kalkıp Akdeniz diyetine geçtiğinizde, Bol yeşillikler, efendim sebzeler, güzel peynirler falan filan epeyce bir süre vücut, bağırsak sistemi, tüm sindirim sistemi hatta ve hatta cildinizde görebileceğiniz değişiklikler yani bunlarda olabilecek arızalar son derece normal. Ama vücut kendinizi kasten zehirlemediğiniz sürece bunların hepsinin üstesinden gelecektir bir süre sonra alışacaktır. Bu süre içinde bu rahatsızlıkları göze alıyor olabilmeniz lazım. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ne yani keto besleneceğiz diye hasta mı olacağız? Bu hasta olmak değil. Bu adapte olmak. İkisinin arasında bayağı bir fark var. Bütün rahatsızlıklar geçici. Hissedebileceğiniz her şey. En yaygın olanları söylemek istiyorum. Bir bacak krampları, magnezyum eksikliğinden oluyor. İki, saç dökülmesi, biotinle hemen takviye edilebiliyor. O tamamen besin değişikliğiyle ilgili olan bir vücudun tepkisi. Yani keto yaptım, ker kaldım diye bir şey yok. Ee, magnezyum sitrat formu, bacak kramplarınız için birebir. Bunu alacağım da geçecek diye düşünmeyin. Eğer belirli aralıklarla bacaklarınızda bilhassa akşam saatlerinde bacak krampları yaşamaya başlarsanız düzenli olarak her akşam yatmadan önce lütfen bir magnezyum sitrat hapı alın. Bu arada bu eczanelerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir şey. Bu arada magnezyumun e, ilave edeyim bir sürü formu var. Lütfen sitrat formuna sadık kalmaya çalışın. Saç dökülmesini söyledik. Biotin. Vücudumuzun zaten ihtiyacı olan bir şey. Belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz metabolik anlamda bir sürü şeyimiz geri gitmeye başlıyor. Yani şöyle bir çıkış çağlarımız var. Sonra hadi birazcık stabil kaldığımız daha sonra da aşağı indiğimiz bir dönem var. Zaten cildimizin elastikiyeti zamanla gidiyor, yaşla gidiyor. Saçlarda azalma, tırnaklarda incelme, kırılma veya yırtılma vesaire. Ciltteki elastikiyet konusunda kolajen desteği her zaman için alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Bu yeni çağın modası falan filan diye millet e, saldırmaya başladı. Ama bunların hiçbirini yapmadan kemik suyu için o da olur. Bir şeyi kulaktan duyma, alıp da başkasını çürütme adına kullanmadan önce lütfen internete girip araştırmanızı yapın. İngilizce biliyorsanız daha kolay çünkü daha fazla cevap bulunuyor. Nedense Türkçe kaynak azlığı var ama bir küçük kepçe kolajenden alacağınız kolajen miktarı için tencereler dolusu, günde tencereler dolusu kemik suyu içmeniz lazım. Yani aynı şey değil, o odur deyip geçemezsiniz. Bu tip e, bilgilerin arkasında bilim var. Yani bilimsel bir şey konuşacaksanız desteksiz sallamayın. E, cilt esnekliğine kolajen dedik. Bu arada bu konuyu çok çok eski bir videoda anlatmıştık ama tekrarlamak istiyorum. Esneklik ne demek? Kolajen içmesek olmaz mı? Olur ama en basit örneğiyle şunu anlatayım. Bir bebeğin yanağından makas aldığınız zaman o deri, et, her neyse elinizi çekmenizle birlikte boink diye geri gider yani. Taş gibidir o yanaklar. Keza bir çocuk. Oğlumun yanağından ısırdığım, öptüğüm zaman o yanaklar, kollar, her taraf taş gibidir. 20 yaşından sonra her sene artan bir hızla kolajen kaybı başlıyor. Kolajen bu arada vücudumuzda en fazla bulunan protein. Yani dışarıdan alıyoruz da o sayede giriyor değil. Vücutta zaten olan bir şey. Şimdi bir yaşlı insanı alın. Anneannenizi düşünün. Yaşlı annenizi düşünün. Onun kolundan şöyle bir çimdikle tuttuğunuz zaman ve deriyi bıraktığınız zaman deri çok yavaş eski haline döner. Hatta bazı derilerde yani yaş daha da ilerledikçe elbette çok çok daha uzun sürebilir. O derinin eski haline gelmesi. Bu derinin içindeki elastikiyetin kaybından ötürü oluyor. Ve kolajenle bunu yerine koymanız mümkün. Çok fazla aldığım bir yorum olduğu için söylüyorum. Yüzün ışıl diyor. Ne kadar işte gençleşmişsin, şuymuş buymuş. Yakın çekimlerde özellikle benim de fark ettiğim bir şey. İki sene önce cildim çok daha Yorgun görünüyordu. Bunun hani ketojenik beslenmeyle ile birlikte verilen kiloyla daha da fazla çökme olması lazımken bilakis işlem tamamen tersine yürüyor. Onun için kolajen takviyesini şiddetle e, tavsiye ediyorum. Arada bir şöyle burnunu sokup da aman şimdi o pompalanıyor markette yarın öbür gün başka bir şey bulacaklar bize başka bir şey satmaya çalışacaklar falan filan kadar kolay bir olay değil. Biyotin demiştik. Biyotin de saç ve tırnak sağlığında çok çok etkili oluyor. Saç dökülmesini baştan engellemek için ketodan olabilecek bir saç dökülmesi ise benim nacizane tavsiyem ketonun başında magnezyumu alacağınız gibi eczaneden bir de biyotin hapı alın. 10 bin sanıyorum e, mikrogram yeterli bir günlük doz. E, Tırnaklarda kesinlikle işe yarıyor. Tırnaklar Kırılmamaya başlıyor, sertleşmeye başlıyor. Saçın dökülmesi varsa azaltıyor. Tik bir yan etkisi olabilir. Hani çok fazla istemediğiniz şekilde başka yerlerde de başka şeyler çıkabiliyor. Fazla değil, dalga geçiyorum yani. Ama e, hani lazere, la, lazer epilasyonla uğraşmış işte senelerini ve servetini vermiş hanım arkadaşlarımız varsa bilsinler istedim. Hanım değil, kadın. Başka ne şikayetimiz var? Bacak kramplarını söyledik, saç dökülmesini söyledik. Keto rash, keto döküntü veya kaşıntısı geçici bir şey. Vücut yoğun toksin atıyor ve bunu idrarla attığı gibi deri yoluyla da atıyor, terle de atıyor. Dolayısıyla özellikle boyun, omuz, ense altı, koltuk altı çevresi, göbek çevresi gibi yerlerde Terlediğiniz zaman hafif nemlik alabilecek bölgelerde, göğüs, bel, çukuru, bacak araları bir kaşıntı döküntü olayı olabiliyor. Geçenlerde biri yazmış, sana söylemiştim herhalde. Ketojenik diyet dayanışmasında dayanamadım kaşıntılara biraz ekmek yedim. Ben böyle bir ilaç duymadım hayatımda. Her neyse yani daha keto kafasına geçmemiş bir arkadaştı muhtemelen. Ekmek yemiş. Keto'dan çıkmış, ekmeği yedikten sonra da mağan boş ver demiş, yemeye devam etmiş. Kendisine buradan selamlar ve sevgiler. Başka ne şikayetimiz var? Ee, motivasyon konusunda şikayetler var ama samimiyetle söylüyorum. Şu 75 bölümün içinde nereden baksanız 30 bölüm gaz, motivasyon üzerine videomuz var. Koptukça geri dönüp o videoları tarayın. Çünkü birebir ya me gibi ben bozdum. Beni geri çek falan taleplerine cevap verebilecek imkanım ve vaktim yok. Yani isterdim ki hepimiz bir salonda toplanalım. Benim elimde kırbaç. Siz ekmeği aldıkça ben sizi kırbaçlayayım. Yok öyle bir şey. Hepiniz dünyanın çeşitli taraflarında yaşıyorsunuz. Kendi bulduğunuz ülkede, bulunduğunuz yerde, şehirde her neyse elinize kurabiyeyi aldığınız zaman benim sizi ne görme ne de kürekle ağzınıza vurma imkanım yok. Onun için aynaya bakın. Aynadaki insanı mı görmek istiyorsunuz? Daha sağlıklı, fit bir insan mı görmek istiyorsunuz? Daha mutlu, daha enerjik bir insan mı görmek istiyorsunuz? Elinizdeki kurabiyeye bakın, siz karar verin. Yiyecekseniz afiyet olsun, yemezseniz helal olsun. Başka bir şey diyemem. Gelelim bir sonraki yoğun şikayete. Yemesem olmaz mı? Ben neden acıkmıyorum? Ya şimdi bir <laughs> dün birisi bir post yazmış. Ketojenik diyet dayanışmasında yine. Ben kendisi dinliyordur tahmin ediyorum dinleyecektir veya çok kelli felli sofralar kurmayı severdim. İşte çok güzel yemekler yapardım şöyle böyle yemek yemekten keyif alan bir insandım. Başlayalı işte 3-5 gün olmuş ben kesinlikle acıkmıyorum resmen korkmaya başladım ben böyle farkında olmadan ölüp gider miyim diye bir post. Aynen hemen hemen kelime kelime söyledim. Bir ölmezsin. İkincisi de ketoda istediğin gibi kelli felli yemek yiyebilirsin. Aklına ne geliyorsa. Canın ne istiyorsa yap. Tahılı çıkar, unlu gıdaları çıkar. Karnıyarık keto, ıspanak sufle keto, et sote keto, fırında efendim sebzeli sarımsaklı koca bir tepsi yemek keto. Ee, daha ne anlatabilirim? Badem unundan, Hindistan cevizi unundan yapılabilecek tonlarca tarif var YouTube'da. Biz de arada derede paylaşmaya çalışıyoruz. Hepsi keto. Ee, kaymak kaşıkla, bizde yok ama afiyet olsun sizde keto. Başka karnabaharın 50 tonu Komple keto, sebzeler keto, salatalar keto Yumurtayla yapabileceğiniz 1500 değişik şey Hepsi keto Balık Denizden ne çıkarsa yiyin Tamamen protein, keto ee, Kısacası Böyle yemekten zevk alamama gibi bir durumla kimsenin karşılaşacağını zannetmiyorum. Önce insanlar psikolojik olarak... Komşular aşağı inmeye çalışıyor. Önce insanlar psikolojik olarak çok steril yenmesi gerektiğini zannediyorlar. Biz böyle yerdik, yağlı ballı yerdik. Şimdi diyete girdik. Şu kafanızdaki diyet, rejim mantığını atın. İstediğiniz şekilde yemek yapın. Yemeklerinizi zenginleştirin, içine renk katın, dolmalık biberler olsun, olsun bu olsun. Abartmadan soğanınızı katın, yeşil soğanınızı katın. Efendime söyleyeyim, yeşil e, yaprakları katın. Ne istiyorsanız katın. Yemeklerinizi zenginleştirin. Tereyağı kullanın, hindistan cevizi yağı kullanın, sade yağ kullanın. Kremaya boğun olayı. Ama böyle hastane yemeği diye tabir, tabir ettiğimiz kuru bir tavuğun göğsü ızgara yağsız mağsız yanında iki salatalık biraz yeşillik falan filan bu keto değil. Ee, yemekten keyif almaya devam edin yemekten daha da fazla keyif alacaksınız çünkü yağ yemeye başlayacaksınız. Aynı kişi işte hiç iştahım yok korkuyorum anlayamıyorum da nasıl benim gibi bir insanın iştahı kesilir söyleyelim güzel arkadaşımız. Çünkü karbonhidrat yemiyorsun. Bizi acıktıran tek şey karbonhidrat. Ekmek dilimini yiyin, bir saat sonra acıkırsınız. Bir meyve yiyin, yarım saat içinde bir rehavet çöker, hafif gözler kayar. Bir yarım saat daha geçsin, acıkırsınız. Hamur işleri. Bir çobak gibi, çobak. Bir kase mercimek çorbası, nohut yemeği yiyin. Bir saat sonra acıkırsınız. Bunlar sürekli kan şekerini yükselttiği için ee, bizi acıktıran şeyler. Acıkmamanın sebebi ne? Yağ. Yağı yediğimiz için, yağ uzun süre bizi tok tuttuğu için ve enerjimiz düşmediği için tekrar kalkayım enerji alayım diye buzdolabına gitme isteği duymuyoruz bir. İkincisi de protein yiyoruz. Zaten düşünün yani yumurta, sabah kalkıp 3 tane katı yumurta yeseniz saat kaçta acıkırsınız? Çok zor bir şey. Uzun, kaliteli, güzel besinler, bizi uzun saatler tok tutabilecek besinler, karbonhidrat, çöp. Alkol verdi de en son suysa alıyor. Alkol şikayeti klasik yani. İçmeseniz daha iyi. Karaciğerinize yazık. Ayrıca şekere dönüyor. E, tüt 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 tüt. Yemesem olmaz mı? Hayır olmaz. Neden olmaz? Benim en klasik anlatımımla artık bunu 70 bölümdür seyrediyorsanız biliyorsunuz. Biz ketojenik beslenmede yakıtını, yakıtımızı değiştiriyoruz. Karbonhidrat yakıtından vazgeçip protein ve yağ yakıtına geçiyoruz. Siz bana soruyorsunuz, diyorsunuz ki iştahım yok, yemesem olmaz mı? Arabasınız, dizelle giderken benzine geçmeye karar veriyorsunuz. Benzin koymanız lazım arabaya. Siz diyorsunuz ki ya canım istemiyor, onu da koymasam olmaz mı? Olmaz kardeşim, araba gitmez. Yemek yemeniz lazım. Ee, ayrıca tabii ki, birdenbire açlık moduna geçerseniz ve bunu uzun süre birkaç hafta, bir hafta diyelim devam ettirirseniz vücut zaten o kadar aptal değil. Kendini kitleyecek birdenbire bu kadın beni açlığa mahkum ediyor. Bütün enerjimi, bütün şeylerimi tutmam lazım, kalorileri tutmam lazım diye birdenbire yakıma son verecek yani. Enerji harcayamayacaksınız. Kalori yakamayacaksınız. Sevmediğimiz bir kelime. Bununla beraber kolunuzu kaldıracak haliniz olmayacak. Halbuki biz Görüyorsunuz sürekli hareket halindeyiz. En son bir tane daha söyleyeyim. Abes bir soru ama yine de e, soruyla cevap vereceğim. Günlük 20 gram e, karbonhidrat hakkım var. İşte bunu doldurmadım. Yarına eklesem olur mu? Bu banka hesabı işte telefon dakikaları gibi bir şey değil. Yani o hesapla giderseniz benim haftada 7 kere 20 gram 140 gram karbonhidrat hakkım var. Ben bugün 140 gramla 2 dilim ekmek yiyeceğim. E olmaz öyle şey. Haftanın altı günü ne yapacaksınız? Karbonhidratsız yaşamıyoruz ki. Sebzelerin içinde, yeşilliklerin içinde, peynirin içinde, efendim e, yediğimiz hemen hemen her şeyin içinde karbonhidrat var. O karbonhidratı zaten tüketeceksiniz. Dolayısıyla alayım o rakamları, toptan bir günde yiyeyim, ondan sonra bu işten yitim. Yok öyle bir şey. Günlük tüketmeniz gereken belirli miktar yağ, belirli miktar protein, belirli miktar karbonhidrat var. Bazı noktalar tekrar gibi olduysa da. Umarım netleşmiştir kafanızda. Şimdilik hepinize Los Angeles'tan sevgiler. Öpücükler yolluyoruz.